cemaat midir, değil midir? E sen şimdi cemaat diye akla ne geliyor? İslam geliyor. İslam cemaati. Şimdi bir söylem çıktı. Tek cemaat cami cemaati. Sanki cami cemaati tek cemaat mi? Hepsinin üstadı var. Hepsinin gönlünün sultanı var. Hepsinin camiye gelmesine vesile olan hocaları var, mürşitleri var. Dolayısıyla burada mesele aslında şu. Mesela FETÖ. Ha cemaat kendine diyebilir. Sen ne yapacaksın? Efendim İslam'a uyuyor mu, uymuyor mu buna bakacaksın. Ölçü bu. Mustafa İsmet Garibullah Büyükşeyh Efendi Risale-i Kutsiyesi'ne ne diyor? Şeriat bilmeyen bilmez tarikat diyor. Şimdi bir sürü tarikat var. Yine yeni yeni tarikatlar çıktı. Kendi efendime söyleyeyim mensuplarının iğrenç ilişkileri ortaya çıktı. Çirkin bir takım faaliyetleri ortaya çıktı. Bu sefer ya bu cemaatlerden çıkıyor. Ya adam kendine cemaat dedi diye. Cemaat İslami mı cemaat mı oluyor yani? İslami camia mı oluyor? Yani sen onların ağzından çıkana bakma. Bizim atasözlerimizde ne denmiştir? Ne güzel söylenmiş. İştir kişinin aynesi lafa bakılmaz. Sen adamın lafına bakma. Adamın yaptığına bak. Adamın yaptığı İslam'la alakası var mı? E şimdi bakıyorsun sen cemaat diyorsun ama sana diyor ki çıkar örtüyü çıkar diyor. Örtüyü çıkar. Namaz kılma. Gözünle kıl. Sonra kılma. Niye? Kutsal bir davamız var. Ona ulaşmak için gizlememiz lazım. Böyle namazdan bir şey yok. Sen Allah'ın dediğini yap. E sen Allah'ın yasaklarıyla Allah'ın istediği bir düzen kuramazsın. Onun için bunu anlamadın mı? Bunu bilmedin mi? O zaman ne dersin biliyor musun? Hoca efendi diyorsa bir hikmeti var. Ya hikmet de hikmet olur mu? O da diyor ki namaz kılma. O da diyor ki ha hoca dediyse bir hikmeti var. Hikmeti var. Kılmıyor. İçki iç diyor gizlenmek için. Halbuki Allah içme diyor. Ama o diyor ki iç. Kimi dinliyor? Allah'ı dinlemiyor. Hoca dediği efendim kahiyi dinliyor. Sen şimdi bütün emirleri kırdın. Allah'ın yapma dediklerini yaptın. Namaz kıl dedi, o kılma. Sen onu dinledin. Allah diyor ki içki içme. O dedi iç, içtin. Yarın da diyor ki F-16 ile bu milleti vur. Halbuki Allah diyor vurma. فَكَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Bir insanı katleden, bütün insanlığı katletmiştir. Bir Müslümanı öldürmek var ya, ebedi cehenneme gitmesine sebeptir. Abdestli tekbir getirerek al bayrağı sarılmış gelen insanlara kurşun sıkıyorsun. Niye? O hain vur dedi diye. Sen anlamıyor musun bunun cemaat olmadığını? Sen anlamıyor musun bunun başka bir maksat olduğunu? Bir hoca çıksa, ben mesela vaaz ederken desem ki cemaat-i müslümin namaz kılmayın. Ne dersiniz? Bu hoca sapıttı galiba ya. Allah namaz kıl diyor. Bu adam çıkmış namaz kılma diyor. Eğer öyle dersem sapıtmış mıyım? Tabii ki. Pekala ben namaz kılma deyince benim yanlış yaptığımı anlıyorsun da filanca öyle dediği zaman niye hikmet arıyorsun? Cehaletten işte. Onun için bu millete İslam'ı öğretmek lazım. İslam ahlakını öğretmek lazım. İslam fıkhını öğretmek lazım. Edille-i şeriyeyi anlatmak, öğretmek lazım. Ha eğer bir yerde şeriat yoksa, yani İslami yaşantı yoksa, haramlar helallere itibar edilmiyorsa, önemsenmiyorsa, Resulullah'ın sünnetine ittiba edilmiyorsa, böyle bir hassasiyet yoksa oradan kaç. Öyle cemaat olmaz. Bu kadar haramlar işlenecek. Allah örtün diyeceksen açıl diyeceksin. Allah içme diyeceksen iç diyeceksin. Kadın erkek beraber yuvarlanacaksın. Yapmadığın melanet kalmayacak. Yapmadığın rezillik kalmayacak. Allah diyerek, Bismillah diyerek Allah'a isyan edeceksin. Sonra da cemaat. Allah'tan korkmak lazım. Zaten korksa yapmaz. Ama mesele ne biliyor musun? Nezih itikatlı tasavvuf erbabı Allah'a ulaşmak için ömrünü Kur'an'a adamış, ömrünü İslam'a hizmetle geçirmiş, milyonların hidayetine vesile olmuş, gönül sultanlarının peşinden giden o nezih insanlara leke sürülüyor. İşte bu hainler yüzünden. Allah onların da şerlerinden bizleri muhafaza eylesin. Amin.